Günaydın arkadaşlar. Herkese selam. Bugün erkenciyiz yine arkadaşlar. Sabah 4.30. Almanya'da iş hayatı başladı. GoPro ışıksız çekmiyor arkadaşlar. O yüzden arabanın ışıklarını açtım. Biraz ışıklar parlıyor galiba. Her neyse arkadaşlar, bugün size kısa kısa videolar çekeceğim. Onların hepsini bir videoda atacağım ama. Şimdi dediğim gibi sabah saat 4.30. Almanya'nın iş hayatı başladı arkadaşlar. Almanya'da zaten hiç durmuyor da. Yani sabah işe gidecekler çoktan başladı. Biz de onlara katıldık. Sabah 4.30. Dışarıda hava durumu 5.5 derece. Şöyle göstereyim bir de ben size. Bakın. Görebiliyor musunuz oradan? Bilmiyorum. Sabah 4.30. Bak, göremiyorsunuz galiba. Şöyle biraz daha yakına getireyim. Yok, olmuyor. Buradan göstereyim ya işte. Şöyle. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle göstereyim ben size. Sabahın 4.30. Şöyle takodan göstermeye çalışayım bir daha. So. Şimdi gözüküyor. Sabah 4.30 arkadaşlar. Bunu niye şimdi gösteriyorsun abi? Ne alaka? Sabah 4.30'sa 4.30 diyecek çoğunuz, biliyorum. Şimdi bunu niye gösteriyorum, onu açıklayayım ben size. Bunu göstermemdeki sebep, hani diyorsunuz ya abi, ya bu yaşta nasıl işte bu kadar çalıştın, yaptın falan, bu şirketi kurdun, bir sürü öyle yazan kardeşlerim var. Bize de söyle, biz de yapalım falan filan, bu işin sırrı ne diyorsunuz ya, işte bu işin sırrı bu arkadaşlar. Bak, yani bu sabah 4.30 göstermemdeki sebep bu. Sabah 4.30'da başlıyorsun burada çalışmaya, akşam iş bitene kadar, ne zaman biter Allah bilir tırcının işini, iş ne zaman biterse o zaman. Bugün gördüğünüz gibi iş elbiselerimle değişik bir formattayım. Arabada oturup sırf video çekmiyorum bu sefer. Bugün değişik bir şekilde karşınızdayım. Neyse, çok uzatmadan devam edelim. Bugün 2015 yılının son turlarını yapacağız arkadaşlar. Daha doğrusu ben yani son turunu yapacağım. 2015'in son turunu sürdükten sonra ben bu seneyi kapatıyorum arkadaşlar. Benim için bu sene bitti. O yüzden şimdi iş yerine doğru gidiyorum. Çipetisyon Liman, biliyorsunuz. Helales. Buraya gidiyorum. Oradan tırımı alacağım. Tırda şu anda 25 ton yük var. Bizim depodan yüklendi arkadaşlar. Kısa mesafeler. Bugün uzun mesafeler yok. Kısa yerler dolaşacağım. Ama beklemeli galiba. 2-3 parti var. Bizim depomuzdan gidecek. Bir tır dün geceden yükledik, hazırladık. Ondan sonra şimdi de sabah açılır açılmaz marketlere götürüyoruz arkadaşlar. Bu sefer bilgisayar değil. Marketlere gidiyoruz. Kedi maması la. Sabah sabah kedi maması götürüyoruz arkadaş ya. Bunların kedileri de bir hali. Çeşit çeşit mama yiyorlar. Kedi maması götürüyoruz. Bugün bilgisayar yok. Bilgisayara gidenler ayrı gruplar gitti. Bugün ben dağıtımdayım. Depodan dağıtım yapacağım. Ondan sonra tahminim saat 3-4 gibi bugün
işim bitecek arkadaşlar. Öyle tahmin ediyorum. Belki işim yaver giderse biraz daha erken bitebilir. Ama şu andaki programa göre saat 3-4 gibi. Bugün biraz önce de söylediğim gibi arkadaşlar kısa kısa çekimler yapacağım. İlk çekim bu. Bunların hepsini tek videoda atacağım yalnız. Ondan sonra bakarsınız. Serdar abiniz nasıl çalışmış, nasıl yapmış, nasıl oluyor? Onların hepsini bu videoda görürsünüz arkadaşlar. Hadi bakalım. İkinci partta görüşürüz. Bu birinci parttı. Şimdi bir kahve alacağım buradan. Kahve aldıktan sonra firmaya geçeceğim. Oradan tırımı alacağım. O zaman bir video daha çekeceğim. Kısa kısa yani bugün. İkinci partta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, gene ben la. Bir elimde kahve, bir elimde sigara, bir elimde direksiyon. Çenem durmuyor. Bugün çok çok konuşacağım arkadaşlar. Kamera tutamıyorum şimdi, ellerim dolu. Firmaya doğru geliyoruz şimdi. Kahvemizi aldık. Sabahın olmazsa olmaz arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar, bak hala karanlık her yer. Saat 4:45 oldu. Sabah böyle karanlıkta çıkıyoruz. Akşam karanlıkta eve giriyoruz arkadaşlar. Yani Almanya'daki hayat bu. Çalışıyorsan, çalışmıyorsan vuruyorsun kafayı, yatıyorsun aşağıya. Devlet baba bakıyor sana. Ama çalışayım da adam gibi yaşayayım diyorsan mecbursun çalışmaya. 3 vardiya çalışıyor arkadaşlar. Frankfurt'ta özellikle havalimanında 3 vardiya çalışıyor. Sabah 6, öğlen 2, öğlen 2, akşam 10, akşam 10, sabah 6. Bir de ara vardiyeler var. Yani genellikle böyle. Oo, şimdi ben bu kamerayı elime alacağım ama nasıl alacağım? Şöyle bir alın. Herkes çalışıyor arkadaşlar. Bizim firmaya doğru geldik. Ha. Görüyorsunuz biri daha gelmiş. Kapıda bekliyor. Bu da bize mal getirdi arkadaşlar. Burada. Şöyle. Bu yadırgı tavuk. Bizim tavuklardan diğer. Beyaz, görüyorsunuz. Bize mal getirmiş buraya. Kapıda bekliyor. Bunlar anca sabah 6'dan sonra boşaltabiliyorlar arkadaşlar. Depo sabah 6'da açılıyor. Ondan önce kapalıyız. Ama bunlar erken gelmişler. Dur bir de ben şu kapımı açayım. Ha. Açıldı mı lan? Göremiyorum ki. Ha, açılmış. Işıkta yanıyor gözüm. Şimdi buradan şöyle bir girelim. Spedisyon limana geldik arkadaşlar. Evet. Şöyle. Arkadaşlar kimler kalmış, kimler? Kimse kalmamış la, herkes gitmiş ya. Yokla varla daha gidecekler var. Bunlar gidecekler. Şuraya şöyle bir park edeyim arkadaşlar. Geldik. Burası benim park yeri.
buradan depodan bir de evrakları almam lazım arkadaşlar. Şöyle biraz gelin. Siz de benimle gelin. Görüyorsunuz arkadaşlar, bunların hepsi şimdi gidecekler. Birazdan benim peşim süre herkes çıkar. Gidenler gitmiş. Bunlar da kalanlar. Neyse, hadi bakayım arkadaşlar. Biraz sonra yine görüşürüz. Ben şu evrakları falan bir alayım. Ondan sonra galiba kamera kapanmadı arkadaşlar. Kamera açık kaldı. Ben kapatmak istiyordum ama aynı. Hala devam ediyor. Evet arkadaşlar, gene ben lan. Bugün birkaç kere daha dedim ya, görüşeceğiz böyle kısa kısa. Kaptan Köşkü'ne çıktık. Navigasyonumuzu ayarladık. Kahvemizi içiyor. Sigaramız yanıyor. ton yük var. Kedi maması. Onu götürüyorum. Bir de dedim şöyle Kaptan Köşkü'nden selam vereyim. Evet arkadaşlar, Kaptan Köşkü'ne de çıktığımıza göre bu ışıklar da yanıyor. İyice gıcık oldum da yapacak bir şey yok. Yoksa video çok karanlık oluyor. Mecbur yani şekilde şey yapmam gerekiyor arkadaşlar. Ya Allah ya Bismillah. Hadi bakayım arkadaşlar, herkese hayırlı yolculuklar. Bana da aynen. Çıkalım bakalım. Bu arabaya ilk defa bu kadar yük vurduk arkadaşlar. Bizim arabalar genellikle az tonajdan çalışıyor. Yani bizim maksimum götürdüğümüz 20 ton. Yani maksimum, o da çok nadir oluyor. Bizde öyle çok şey olmaz. Ortalama bizim çalıştığımız yükler hep 5 ton, 6 ton arası yani. Çok nadir böyle 20 ton, 22 ton yük yüklüyoruz biz. İlk defa buna 25 ton yükledim yani. Şimdiye kadar. Bakalım 25 tondan 18-60 nasıl gidiyor? Ne kadar bağıracak? Kafasını nasıl sallıyor, bir o yanına bu yanına atıyor bakalım. Oo. Bir denemiş olacağız yani. Çünkü hiç bu kadar yük yüklenmedi buna. Hep yani 3 ton, 5 ton, 6 ton hep onlarla gidiyoruz. Ama bugün ilk defa 25 ton kedi maması var. Ankör kedinin mamaları.
5.30 oldu arkadaşlar. Hala karanlık dışarı. Bu videoları birleştirdiğim zaman bütün gün nasıl geçirdiğimi bir izleyin, bakın bakayım. Bütün tırlar dökülmüş yollara. Herkes dur lan dur. Allah Allah, senin belanı vermesin. Döyüsün oğlu. Şerefsiz sabah sabah. Abini götürecek. Puş. Uykusunu mu alamadı? Gözümü görmüyor. Otobandan götürüyor arkadaşlar. Bir de bunu da Strasse'den yollar da devlet yolundan oraya. Bunun izinden gitsin. Neyse ben ise otobandan gideyim ben. Devlet yoluyla uğraşmayayım şimdi lambalarda. Dur kalk dur kalk. Links abbiegen und dann auf A67 in Richtung Karlsruhe. Gideceğim yer kısa, o yüzden dedim hani devlet yolundan mı gitsem diye. 47 kilometre gideceğim yer arkadaşlar. Bizim bu bölgede bir yer yani. Oha bu ne lan? O yüzden devlet yoluna mı girsem dedim ama şimdi kim uğraşacak orada o kadar lamba mamba, dur kalk köylerin içinden. En iyisi buradan otobandan. Dışarıda da inceden inceden yağmur yağıyor arkadaşlar. Türkiye'de kar yağıyor, burada yağmur yağıyor. Gerçi karın yağdığını kim istiyor? Bütün bizim işlere keser vuruyor o zaman. Neyse arkadaşlar, bu kadar yine yeter. Çenemiz düştü, yine 6 dakika olmuş. Ondan önce de var. Bir 6'şardan 12 dakika. Video bayağı uzun olacak. Artık film gibi izleyin, idare edin, ne yapalım. Hep kısa yapıyorsun, kısa yapıyorsun diyordun. Bu sefer de uzun oldu. Hadi bakalım. Şundan bir. Oha. Ya Allah. Ya Bismillah. Hadi bakayım koçum benim. Yıldızını seveyim senin. Hadi. Merhaba da buradan arkadaşlar. Geldik, yükümüzü boşaltmıyor arkadaşlar şimdi. Kedi mamalarını boşaltacaklar birazdan. Rampaya çektik. Bekliyoruz. Bir de buradan böyle bir kısa bir görüntü alalım dedik. Ondan sonra cama söyleyeyim. Ben size bir de şöyle çaktırmadan dışarıdan bir çekim yapayım. Normalinde yasak ama kimse görmeden şöyle bir çekelim. Biz burada
Burası yükü getirdiğimiz yer arkadaşlar. Bu bizim makina. Böyle. Evet, yükü boşaltmaya başladılar arkadaşlar. Şu anda yük boşaltılıyor. Biz de bekliyoruz. Yükü boşalttıkları zaman inşallah. Burası DSO firmasına gelmiş. Yani bunlar yapıyorlarmış. Getirdiğimiz o yerin mallarını. Biz burası ana merkez depo. Buradan da küçük marketlere dağılıyor bunlar. Şöyle görmüş olduğunuz üzere. Bir daha böyle bir çekelim. Bu da döşünü sevdiğim Ahtrosum V8'im. Neyse, hadim bağım lan. Yağmur yağıyor arkadaş burada. Şey yapalım da şöyle Kaptan Kuşgül'e bir çıkalım da. Vallahi iyi yağmur var arkadaşlar ya. Kışın ortasında. Şöyle biraz göstereyim mi size Kaptan Kuşgül'ün içini? Şu buralar taho maho, telsiz, mount, ondan sonra döş. Bunlar koltuklar. Burada arkada neler var? Lan bu da tüm şey oldu. Burada sobanın açıp kapatması, tavan, arka ışık, ondan sonra stand klima. Burada yangın çıktığı zaman uyarıcı. Bu lan bayrağımız arkadaşlar. Şöyle düz tutalım. Ondan sonra tipik aktoroz arkadaşlar ya. Hadi bakalım, yeter bu kadar. Fazla uzun olmasın. Birazdan bir daha çekeceğim daha. Evet arkadaşlar. Yükümüzü boşalttık. Saat sabah 7 oldu. Hala karanlıktayız. Gördüğünüz gibi yine bir kısa ara. Şimdi buradan tekrar depoya dönüyorum arkadaşlar. Bizim kendi depomuza, liman lojistiğe dönüyorum. Buraya 25 ton 400 kilo getirmişiz. Bu arabanın komplesinde kantar var arkadaşlar. Çekici, dorsa hepsi. Ne yüklendiyse tartabiliyor. Bunu ben aldığımda öyle bir sistem yaptırmıştım. Yani öyle bir sistem vardı. Öyle söyleyeyim. Ben de o sistemi bu araca kullanmıştım. Şimdi yüklediğiniz zaman ne kadar yüklediğinizi görebiliyorsunuz. Ayrıca de indikten sonra da yine gösteriyor arabanın tarasını. Boşunu yani. Tam 25 ton 400 kilo. Ya bir sus kurban olayım ya. 25 ton, tam 25 ton 400 kilo yüklemişiz. Şimdi böyle iki tur daha yapacağım. Onlar gerçi hafif, onlar o kadar değil. 7 ton bir tanesi. 7 ton 800-900 da bir tanesi. İki tane daha turum var. Ondan sonra 2015 yılını kapatıyoruz arkadaşlar. 2015 yılı benim için bitti. Yani benim sürdüğüm tur sondu. Yani bu turum son turumdu. Bunda böyle bir kısa çekimler yapıp onu da dedim buradan sizle paylaşayım. Hadi bakalım. Depoya gelince yine bir kısa çekim daha var. Gene ben. Evet arkadaşlar, şimdi
tekrar Grosskerav'a geldik. Depoya doğru gidiyorum şu anda. Dışarıda acayip bir yağmur var. Hala felaket bir şekilde yağıyor. Ben tekrar depoya geldim. 66 paletim var arkadaşlar. Onları yükleyeceğim şimdi. Yani 33 yükleyeceğim. Ondan sonra bir 30 daha yükleyeceğim. Yani iki turum var. Depoya geldim. Depoya gelirken tekrar bir daha açtım kamerayı. Hala dışarı karanlık. 7.30 oldu şu anda. Görüyorsunuz her taraf simsiyah. Tipik Almanya havası. Felaket bir şekilde yağmur var. Hep böyle arkadaşlar. Sabah evden karanlıkta çıkıyorsun, akşam yine karanlıkta giriyorsun. Lan kardeşim, yükü indirince araba da boş gibi oldu ha. Vallahi yolda durmuyor. Gazamazlıkta kedi gibi sıçıyor. Arabalar yollarda, tırlar yollarda arkadaşlar. Herkes işe başladı. Tam iş saatinin başlangıcındayız şu anda. Gerçi siz dışarıyı çok göremiyorsunuz ama felaket bir şekilde trafik, kalabalık var. Herkesin işe başladığı. Rechts abbiegen auf Wasserweg. Başlayacağı zaman. Lan bir de sen sus. Vır 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 edip duruyorum. Ben de bunu açtım, kapatmadım. In 900 metern. Das Ziel befindet sich links. Wasserweg 140. Şöyle dedim, lagere gelirken bir daha açayım kamerayı. Kısa dedim, bir görüntüler olsun. Gerçi nasıl çıkıyor onu da bilmiyorum yani. Işık da şimdi güzel mi, güzel değil mi? Görüntü nasıl onu da bilmiyorum ama. Evet. Köşkü bu şekilde işte arkadaşlar ya. Sabah sabah da ne konuşayım ya. Çenemiz açılmadı ki bir türlü. Sabahın köründe vır vır olmuyor ki. Neyse, şimdi vardır birileri, onlardan vır vır ederiz. Das Ziel befindet sich links, Wasserweg 140. Bizimkilerini bir yakalayayım da şuraya da bir yükledim lan. Ankunft. Yoksa vallahi 66 paleti yanımız başıma yükleyeceğim ha. Birilerini bulup onlara yükledim. Kapımı neyi de açmıyorsun arkadaşlar? Kendim aç, kendim kapat. Aha. Arkayı da açtım arkadaşlar, inmişken. Bir daha dedim in bin yapmayayım diye. İnmişken arkayı da açayım da dedim şimdi rampaya yanaşırken. Bir daha in bin olmasın diye. Onun için gelmem biraz uzun sürdü. Oy.
Doldursa doldursalar ne güzel olurdu şimdi. Hemen değiştirir Dorsa'ya giderdim. Yok anasını satayım. Kimse doldurmamış arkadaşlar ya. Hadi bağım geri geri bir gidek bağım. Dur lan. Gavur oğlum gavur geri geri gideceğiz. Önün mü gideceğiz? Dereye sokacak bizi. Çevir babam çevir. Çevir babam çevir. Haydi bakayım. Çevir babam çevir. Bir ki bir ki bir ki bir ki. Çevir babam çevir. Çevir babam çevir. Hadi bakayım. Çevir babam çevir. Hadi bakayım. Evet. Aferin bana bir hamlede yanaşabildim. Neyse arkadaşlar kaç dakika oldu? Haberi 7 dakika olmuş. Hadi bakayım biraz sonra bir daha açacağım şimdi mal yüklenirken. Yeter bu kadar. So, evet arkadaşlar. Şöyle bir kendimden görüntü vereyim. Görüyor musunuz? Şu tarafta mıyım? Neredeyim lan? İş tulumu inanım. Elbiseyle. Bura bizim depo. Buradan mallar yükleyeceğiz. Mallar orada. Birazdan onları da göstereceğim. Önce bir kahve söyleyelim de kahve getirsinler sıcak sıcak içelim. Ondan sonra devam ederiz. Ya, lan dur onu aramayacaktı. Sabah sabah yanlış adamı arayıp yataktan kaldıracağız. Ah ah kimse gelmiyor görüyorsunuz arkadaşlar burada böyle yalnız başımayım. Telefonlar çalmıyor, arkadaşlarım aramıyor. Bir de sen olmasan ne yapardım ben? Şekerim, oradan şeye git, bir kahve getir bana aşağıya. Büyük tasayla iki tane olsun şeyi. Tamam, ne zaman hemen getir bak, işim gücüm var. Hadi bekliyorum, daha buraya gelmemişsiniz. Burada 66 palet yüklenecek duruyor. Kahvemi kap da gel anam hadi bakayım. Haydi çal. Evet kahvemizi söyledik arkadaşlar. Kahvemiz birazdan gelecek. Kahve gelene kadar ben şuradan gel bakayım şunu elime bir alayım. Bakayım. Aha bir ses geldi. Sanki biri geliyor. Kim geliyor bilmiyorum. So şimdi şuraya bir şöyle gidelim. Bura bizim depo arkadaşlar. Bu bizim canavar. Bu canavarın lambasını açık unutmuşlar. Bunun aküsü bitmiş. Onu şarja bağladık. Dünden. Bu şimdi tura gidecek. Bakalım bakayım ne durumda. Şimdi önce bir elektriğini keselim bunun. Ondan sonra bunu alalım. Bunu da alalım. Bunun akü burada aşağıda. Şimdi gözükmüyor birazdan. Şu anahtarı bir alıp gelelim. Bura deponun bürosu. Şöyle göstereyim. Hemen hızlıca zıt. Şöyle. Ondan sonra anahtarımızı alalım. Bakalım bakayım.
Doldu mu? İnşallah doldu. Dolmadıysa arkadaşlar direkt mi? Hadi bakayım koçum benim. Oo, çok güzel olmuş. Süper. Dolmuş arkadaşlar. Akümüz. Ondan sonra akümüz dolmuş arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ne oldu ya? Görüntümüz kaçtı arkadaşlar. Şu görüntümüzü de bir bulalım. Evet. Bunun aküsü burada aşağıda arkadaşlar. Görüyorsunuz. Akü dolmuş. Sıkıntı yok. Bu turuna gidebilir. Evet. Şimdilik. Burası bizim depo. Görüyorsunuz arkada mallar var. Onlar gelecek. Birazdan onları yükleyeceğiz. Ama önce kahve. Kahvemizi içtikten sonra. So. Şimdi ben şuraya bir şöyle bir tutturayım yine de şöyle. Lan görüntümüz gitti. Niye gitti? Bir de ona bakalım. Evet arkadaşlar, şöyle bir kamerayı alayım denedim. Şimdi buradan nereden yükleyeceğiz? Şu tordan yükleyeceğiz. Burayı bir açalım. Düt 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 düt. Hadi bakalım. Rampamızı da açtık arkadaşlar. Şu ştangaları alalım içinden. Takmamış idiot orada. Bunların üzerinde de plakalar yazılı. Karışmasın diye. Bak bunları alüminyumla kazdık, yazdık oraya. Burada gelen mallar falan alıyorlar. İşte onların masası. Burada LLS'in takvimleri var. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8. de burada arkadaşlar. İnşallah bu sene 9.'yu bastıracağız. Yani bastırdık, geliyor onlar. Dağıtıma gidecek. Burası deponun girişi. Arkadaş tableler var görüyorsunuz. Onlar şarjda doluyor. Burada mallar var. Onlar yüklenecek. Burası depo. Orada minibüs var. Şarj edildi. Onu söyledik. Evet. Şimdi bu kadar. Yeter arkadaşlar. Abo 9 dakika olmuş bu. Hadi kapattım bunu da. Evet arkadaşlar, benim kurtarıcılar geldi. Şansımdan paletler de yarımmış.
66 tane yükledim mi bir tur oluyor, bir tur daha götürüyorum, son tur, ondan sonra bitiyor. Burada rotasız kaptan var, bana yardıma geldi, dayanamamış. Yalnız başıma ben yapmayayım diye, sağ olsun onun sayesinde ben de kahvemi içiyorum. Görmüş olduğunuz üzere rotasız kaptan burada. Arkadaşlar yüksek müsaadenizle bu adama inanmayın, bu adama güvenmeyin. Akşam biz mazarlık yaptık. Dedim sen evde yat, savaşçılar bize 10'ar kağıt ver dedim. Biz gidelim malı boşaltalım gelelim. 20 kağıt vermemek için kendi gitmiş sabahına boşaltmaya. Size sahip olun. 20 kağıttan tasarruf edelim dedik. Tekrar sen oraya gitme, oradan geçirsin, buradan atalım biz gel. Bağ getir yazdan al. Ya böyle malları kaldırıyorsun, tırın içine koyuyorsun. Sormayın bir daha abi, sen ne yapıyorsun? Bu firmayı nasıl yaptın? Bu yaşta nasıl oldu de böyle bak. Sabahın dördünden beri içtimadayız. Görüyorsunuz. Kahve soğuyor. Arada sırada bir de kahveden çekeyim. Şöyle göstereyim ben sana. Bu da bizim Savaş, can kurtaranımız. Can kurtaran olmasaydım keşke, başka bir şey olsaydım. Rotasız kaptan paletleri çıkar diyor. Bunlar da gidecek mallar. Bunlar yarım paletmiş, bunlar bir palet değilmiş. Toplam 66 palet, yani son turum. Ondan sonra 2015'i kapatıyorum arkadaşlar. 2015'in son turunu yapıyorum. Bunlar Aldi'ye gidiyor. Bizim meşhur Aldi'miz var ya burada. Oraya gidiyor. Dosya bunlar. Arkadan şöyle göstereyim. Barış Kaptan getiriyor ştapleyinin. Biz de buradan Savaş'la birlikte şimdi yükleyeceğiz tıra. Buradan da böyle bir kısa görüntü alalım dedi. Görmüş olduğunuz üzere Barış Kaptan bunları getiriyor. Böyle. Ondan sonra tırımıza yükleniyor arkadaşlar buradan. Yo, inşallah maşallah dökülmeden kırılmadan bunlar gidecek. Neyse kahvem soğudu la, bir kahvemi içeyim ya. Kahvemi içemiyorum arkadaş. Yo. Thank you.
benim uzun demiştim ama can kurtaranlarım yetişti gene bana sağ olsunlar. Bugün bayağı erken biteceğim galiba. Durum vaziyet onu gösteriyor. Oh, kahve de iyi gidiyor soğukta. Kaç dakika oldu lan? Haberi 8 dakika olmuş. Neyse bunu da ben bir keseyim arkadaşlar. Çünkü bu 8 dakika olmuş. Hepsini toplayınca bayağı bir çok olacak. O yüzden yine ben biraz sonra bir daha bir kısa görüntü açacağım. Hadi bakalım. Şimdilik bay bay. Evet arkadaşlar. Son paletlerimiz geliyor. Şöyle bakalım. Görmüş olduğunuz üzere son 2 palet, 3 palet sanıyorum. Ondan sonra bu işi de bitiriyoruz arkadaşlar. Sağ olsun. Burada uykumuzdan uyandırdı. Teşekkür savaş, edecek de biliyorum ben. Canavarım benim, kurtarıcım. Uykumuz vermeyin. Ondan sonra hani hubbagen aldıydın kendine, ne oldu hubbagen'e? Evet. Barış kaptan sondan birinci paleti getiriyor. Savaş kaptan dolduruyor. Dayanışmaya bakın arkadaşlar. Aynen hubbagen fara. Savaş daha hubbagen faraymış. Böyle bir kısa bir çekim bunu daha yapalım dedik. Yani. Bunu kontrolü çok zor durur. Önün giderken. Yani sağa kaçabilir, sola kaçabilir. Arkaya çabuk savuruyor. Evet. Barış kaptan son paleti de getirdi arkadaşlar. Arabasını parka çekiyor şimdi. Şöyle bir spin attım. Savaş Hubwagen fare son paleti koyuyor. Ondan sonra I am go oluyor. I am go go. Ondan sonra go go. Akşam polis geldi. ZZ şunu bunu diyecektim, unuttum ya. Polis geldi. Mamam yandım. Nerede şunu diyecektim. O sıra seni arayacaktım. Barış abi polis durdurdu lan dinle. Bambam niye yanmıyor diyor. Evet cancağızım. Tangalarımı da takıverin de. Aa şu şey herhalde bir. Ştangayı taksaydık çekerim. Ha? Lambayı bir çeksene oraya. Lamba oraya gelmiyor ki. Evet, Barış kaptan son zama zingolarımızı takıyor arkadaşlar. O sanki yerine oturmadı gibi bir durumu var onun. Aynen öyle. Oraya girmez. Onları öbür taraflara takacağım şekerim, öyle düşer o. O tutuyor ki sanki. Tutuyor tutuyor, onları uzun yerlere takacağım. Kısa yerlere değil. Aynen. Yes. Tamam tamam, fazla zorlayıp dosyaları ezme. Öbürü üstteki takılı değil, onu da takmıyor. Ha orası takılmış mı? Okey. So arkadaşlar, thank you very much. Size teşekkür ediyorum. Abim yeme. Ya görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Utanmıyorlar, şurada patronlarına bir tır yüklediler. Yemeği istiyorlar ya. Ne kadar utanmaz adamlar ya. 8'de işe gideceğiz. 2 saattir burada uğraşıyoruz. Müşterimizi bekliyor. Mesai yaptı. Müşteri yaptı. Kesinlikle. Neyse arkadaşlar, bunlara bir kahve ısmarlamayınca olmayacak bu iş. Evet yeter, buradan da yine 4 dakika olmuş. Şimdi biz çıkıyoruz buradan. Ondan sonra videomuzu ilerideki saatlerde yine açacağız.
Evet arkadaşlar, yine ben geldim. Yoruldum geldim. Burada 66 paleti bana indirdi bu alçaklar. Ekipler, kimse bir şey yapmıyor ya. Burası nasıl bir yer anlamadım ki arkadaş. Abidik kubidik dandik mandik bir yer. Arkadaş 66 palet bir kişiye indirtilir mi ya? Vallahi bir gavuroğlu gavurlar bana indirttirdiler. Evet arkadaşlar, neyse 66 paleti de indirdik. Lan ben burada çok karanlıkta kaldım ya. Şu kamerayı biraz ön tarafa çevirdim. Anasını satayım ki. Ön tarafta çıksın diye ama ben karanlıkta kalmışım. Neyse lambaları yaktım. Evet arkadaşlar, 66 paleti de sağ salim teslim ettik buraya. Şimdi buradan çıktık tekrar Lagi'ye, yani firmaya gidiyoruz. Benim şansımdan bugün erken bitti arkadaşlar. Tahmin ettiğim gibi olmadı. Bayağı bir erken bitti. Hiç benim düşündüğüm gibi huzuru olmadı. Ben buradan şimdi tekrar Şibetri limana gidiyorum arkadaşlar. Benim işim bitti bugün. 2015'i kapattım ben arkadaşlar. 2015 bitti. Son turu da 66. Kamerayı bir düzeltmem lazım arkadaşlar ya. Dışarıya açtım ama hiç güzel olmadı. O yüzden tekrar içeriye aldım kamerayı. Şimdi bunu kapadım. Bunu kapatırsak nasıl olur içeri? Evet, işimizi bitirdik. 2016'yı kapattık. Pardon, 16 nereden çıktı ya? 15'i bitirdik arkadaşlar. İşler devam ediyor. Benlik olan kısmı bitti. Bu iki tur benim son turumdu. 15'i bitirdik arkadaşlar. Benlik bir iş kalmadı. Ben bunu kapatacağım ya. Buradan bu çok ışık geliyor böyle. Şimdi tekrar firmaya gidiyoruz. Ondan sonra diğer işlerimize bakacağız. Yani bu işler bitti. Gelelim buradan videonun son kısmına arkadaşlar. Bu videoyu arabayı bırakana kadar açık tutacağım. Biraz uzun olacak. Herkese kucak dolusu sevgi selam gönderiyorum. Buradan Hakkari'ye bir selam gönderiyorum arkadaşlar. Hakkari'de benim kuzenim Gökhan var. Gökhan'a buradan kucak dolusu selam gönderiyorum. Koçum, buradan Hakkari'ye sana kucak dolusu selam. Oradaki Hakkari'deki bizi takip eden kardeşlerimize selam, kucak dolusu. Allah yar ve yardımcınız olsun Gökhan'ım. Cenab-ı Allah'ım sizleri, oradaki polislerimizi, askerlerimizi korusun. Her gün bir ayrı yerdesiniz, her gün ayrı bir sıkıntıdasınız. Buradan hepinize kucak dolusu selam. Gökhan'ım, Tosun'um, kendinize dikkat edin. Tehlikeli oldu oralar artık. Evet arkadaşlar,
Hakkari'ye bir selam gönderdik. Oradan geçelim. Nereye? Ta Kuzey Irak. Kuzey Irak'taki takipçilerimize, oradan yazan kardeşlerime, vallahi isimleri hatırlamıyorum, yine gene söylüyorum. Maalesef isimlerin hiçbiri aklımda değil, aklımda tutamıyorum. O yüzden kusura bakmayın. Buradan tekrar Kuzey Irak'a da bir selam gönderelim. Oradan geçelim Azerbaycan, Bakü. Oradan yazan kardeşlerime kucak dolusu sevgi, saygı gönderiyorum. Efendim Bakü. Ondan sonra geçelim. Nereye geçelim? Ya Türkiye'den yazan kardeşlerim var. Özellikle bir kardeşim yazmış. Ya valla neredendi ya? İşte bak şimdi isim aklıma gelmiyor yani. Şehirler de aklıma gelmiyor. Aman sen de ya. Ya Türkiye'nin her yerine selam. Türkiye'den bir sürü yazan kardeşlerim var. Ama şehirlerin hiçbiri aklımda değil şimdi. Her tarafına selam gönderiyorum arkadaşlar. Hepinize kucak dolusu selam, sevgi, saygı olsun. Avrupa'nın her yerine selam olsun arkadaşlar. Başka ne diyelim ya, nerede vardı? Vallahi o kadar çok yazıyorsunuz ki ya, ben şimdi hiçbirini aklımda tutamıyorum. Ondan sonra Ümit kanal açmış arkadaşlar. NL Ümitcan kanal açmış. Matrix NL Ümitcan bize rakip olmuş. Ali kardeşimin bana. Bütün aboneler Ümitcan'ın kanalına arkadaşlar. Herkes onun kanalını tıklamıyor. Bize rakip olmuş NL Ümitcan. YouTube'da Matrix NL Ümitcan olmuş galiba. Bizim tahtasız Şükrü açmış kanalı. Tahtasız isim. Matrix ne lan? Şükrü. Adama buradan Matrix takmışsın bir şeyler oğlum. NL Ümitcan adamın kanalı. Niye Matrix bir şeyler yapıyor? Arkadaşlar hepinizi oraya davet ediyorum. Ümit bize rakip olmuş. Herkes onun kanalına hücum. Ümit kardeşim hadi bakalım. Hodri meydan diyoruz biz de sana. Ali ile ikimiz de sana meydan okuyoruz. Çek videoları bol bol at. Biz de buradan tam destek geliyoruz sana. Evet. Ümit'in kanalına yüklenin arkadaşlar. Herkes Ümit'in kanalına. Bizi de unutmayın tabii yani bu arada. Ümit'in kanalına yüklenelim dedi diye. Bizi de burada unutmayın vallahi. Karışmam sonra. Neyse ya arkadaşlar, onlar işin şakası değil. Kim nereye istiyorsa oraya tabii ki gidebilir. İstediği yerde kalabilir. Hepimiz kardeşiz biz zaten. Ümit'miş, Ali'ymiş, benmiş, hiçbir ayrıtı yok. Hepimiz biriz. Biz üçlü bir ekibiz. Kanallar hepsi bir yani. Onun benim diye bir şey yok. Ama Ümit'in kanal yeni olduğu için tabii oraya biraz fazla yüklenmemiz lazım. O yüzden ben söyledim. Evet arkadaşlar. İşi bitirdik. Başka ne diyelim? Ya tatil yaklaşıyor. Tatilde bir şeyler olacak ama nasıl, nerede, kimle? Vallahi hiçbir şey bilmiyoruz. Şu anda her şey bir çorba. Kim geliyor, nereye geliyor, nerede geliyor, nerede buluşulacak, ne yapılacak, ne bok yenecek. Hiç kimse bir şey bilmiyor arkadaşlar. Vallahi her taraf karma, çorba, harap saçı. Bir şeyler olacak bakalım arkadaşlar. Bu haftayı da çalışıyoruz. Ondan sonra 3 gün daha çalışıyoruz. O 3 günden sonra ne olacak kimse bilmiyor. Ben de bilmiyorum vallahi. Oh. Yorulduk be arkadaşlar. Kazasız belasız bu seneyi tamamladık. Allah'a bin şükür olsun arkadaşlar. Şöyle şuradan tütü İlbiz bulağına vurşun. Tak diye vuruyorum lan. Şurada tak mıydı?
yoldaki arkadaşlarımıza, kardeşlerimize kazasız belasız bu seneyi tamamlamalarını diliyorum. Herkesin yolu açık olsun, temiz olsun arkadaşlar. Kazasız belasız, cezasız olsun inşallah. Başka ne diyelim ya? Başka bir de şuradan oyun havası açalım arkadaşlar. Oyun havasını ondan sonra da videoya tamam diyelim. Bana kabrinde. Bu değildi arkadaşlar. Bir oyun havası dedik. Bakalım ne var oyun havasında. Vallahi ben de bilmiyorum. Bir tane burada bir şeyler gözüme çarptıydı. Tam bir aptal havası oldu. Hadi bakalım. Niye lan Erol Cekan mı? Ver coşkuyu gelsin. Şimdilik
karışık marışık bir şey oldu ortaya. Vallahi. Dur, aç, kapat, dur, aç, kapat yaptık bütün videolardan. Bak, birazdan buraya da geleceğiz. Burası bizim Mercedes tamirhaneye. Buraya geliyor tırlar. Burada da araba var, onu da almamız lazım. Başka da bir şey yok arkadaşlar ya. Bundan sonraki videolarda görüşürüz. Bol bol video atacağız. Bol bol çekim olacak inşallah. Ben tatile çıkıyorum.